her kanser için bilim dünyası, tıp dünyası bir evrelendirmenin yararlı olduğunu ortaya koymuş. Evrelendirme önemli çünkü erken evre tümörlerde çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Onlara göre tedavi planı yapmak gerekiyor. Ama çok ileri evre tümörlerde de belki de çok fazla hastayı yormamak da gerekiyor. Yani bu aradaki dengeyi iyi bulmak ya da yine çok ileri evre tümörde belki çok daha fazlasını yapmaya çalışmak lazım. Yani o yüzden biz evrelendirmeyi önermiyoruz. Tükürük bezi tümörlerinde öncelikle o tümörün boyutuyla biz bunu ölçeceğiz. Yani 2 cm kadar olan bir tümörün çapına biz T1, yani tümörün en küçük çapı olarak kabul ederiz. 2 ile 4 cm arasında olanı T2, yani tümörün ikinci evresi olarak kabul ederiz. Bu tür santimle olan ölçümlerden başka çevre komşu dokularla, komşu organlarla olan ilişkisi ve onlarda yaptığı tahribata göre de biz yine bu evrelendirmede ileri evrelere taşıyabilir ya da aşağı evrelere taşıyabiliriz. Bunlar tümörün bulunduğu yerle ilgili T harfiyle adlandırılan evrelendirme için kullanılır. Biz her tümör evrelendirmesinde olduğu gibi bunun yanı sıra boyundaki lenf düğümlerinde bir yayılım var ise onu bu evrelendirmeye katarız. Uzak yayılım varsa yine onu da katarız. Ve bunlarla bir başlangıç evrelendirme sağlamış oluruz. Bu bize TNM şartlarıyla ortaya koyduğumuz bir evrelendirme sağlayacaktır. Tükürük bezi tümörlerinin bazısında buna ek olarak da biz hücre tipine bakarak, baskın hücre tipine bakarak da bir evrelendirmeye ekleme yaparız.